sesi dev. Ay Bilge! Sen misin ilacım? Ben kalbinde bir kiracı. Yerleşeceğim sımsıkı ben gel hemen. İlyas Yalçıntay! Onlarca sözlerinden birini tutsaydın bari. Bavuluna kalbimi de koysaydın bari. Gecenin konsepti retro. Bin liraya kim koşacak? Kemal'e dedim ki acaba 9 mu 10 mu eder dedim. Kesin 10 demişti Kemal Bey. Tabii o da 10 dedi. Yapıştır onu dedim. Etin altında tarladan çıkıyor mu? Çıkartabilir misin? Kızını gezmeye çıkarmışsın. Ne? Bir daha söyle. Kızını, ağlayacak. Kızını gezmeye çıkarmış. Ağlayacak. Sevgili izleyiciler, Gizem ve Tuğçe hazırlıklarını sürdürürken biz de 10 bin liralık yarışın başlama düdüğünü çalalım. Gecenin konsepti retro dedik. Bir vintage prensesiyle podyumun açılışını yapıyoruz. Bakalım retrosu nasıl olacak? Özden Cerrahoğlu, podyum. Ama bir blogger'ın Nişantaşı'nda bir otelde verdiği bir partiye gideyim bari. Peki, gel bakalım. Yeterince retro mudur yoksa retro değil midir? Emel? Nişantaşı'nda bir blogger'ın verdiği partiye gidiyorum bir otelin rufunda. Eteğini beğendim. Büstiyerinle güzel olmuş, uçuşturmuşsun. Çantan da çok güzel. Gözlüğün de retro, günümüze uygun. Değişik. Beğendim ben. Teşekkür ederim. Ayşegül. Normalde de Özden böyle dışarı çıkabilir ya. Bana göre de hani bizim şu an yaptığımız normalde de dışarıda giyebileceğimiz tarzda olduğunu düşünüyorum retronun. Sadece bustiyer sana büyük. Biraz. O biraz düşüyor ya. Neden olduğunu farkında değilim. Sanırım büyük. Normalde genelde de evet böyle giyinebilirdim ama retro zaten eskinin günümüze uyarlanmış haliydi. Ben zaten iyi bir şey söyledim hani. Hayır, kötü bir şey tepki olarak söylemiyorum. Retro zaten eskinin günümüze uyarlanması. Hani evet, günlükte de ben retro parçalar kullanıyorum. Şu anda da öyle olmak istiyorum. Ben açıklama... zaten öyle olduğunu söyledim. Gözlüğünün de gözlüğünü de beğendim. Sadece bu siyer sana biraz bol olduğunu düşünüyorum, o kadar. Peki. Ayşenur. Çizme ve çanta dışında çok böyle retro yansıtacak bir şey yok aslında. Normalde şapkan de onları... ve gözlüğüm olabilir mi ve eteğim atmışlar olabilir yok, mi? Çok modern parça içeriyor ve çantayla çizmeyi çıkarttığımızda normal bir kıyafet olabiliyor. Peki, çakma Marilyn Monroe. Bol şans. Teşekkür ederim Erken Hanım. Hoş geldin. Hoş buldum. Şimdi bu çizmeler günümüzde de var, 90'larda vardı. Yani o burun, o topuk, o büstiye 80'ler, etek, retro, şapka, çantan. Ama içindeki o büstiye inanamadım yani. İyi anlamda mı, kötü anlamda mı? Bir kere o eteğin beline, madem o büstiye koydum, mutlaka bir şey lazımdı yani. O çok boşta kalıyor eteğinin beli. Çok karıştırmışsın, seni bir anlayamadım. Güzelim. Ya, yıldızlı bakınız veremiyorum. Benim de kafam o kadar karıştı ki araştırırken. Bu puantiyeler giyecektim, giyemedim. Valizimde duruyorlar. En son bu şekilde çıktım. Bilmiyorum hani takdiriniz ne olacak? Ay, takdir diyorsun. Hangi takdir? Böyle 9-10 falan verirseniz sevineceğim.
Ben buna... Aa tabii ya. Canım, hatta Kemal'e dedim ki acaba 9 mu 10 mu eder dedim. Kesin 10 demiştin Kemal dedim ben. Bey. Tabii o da 10 dedi. Yapıştır onu dedim. Yani 10 dedi. Ah sen var ya, o kadar kızıyorum ki sana. Yani o retroyu tam 70'leri nasıl yapardım biliyor musun? O kadar müsaitsin ki o kadar olur yani. Ah ah. Sen adam olacaksın da ben ne zaman göreceğim acaba ya, diyorum. Tabii. Bir moralini bozayım ben senin. Yine sinirlendim. Bir tek saçlarını beğendim. Şapka, o şapkayla da o gözlük ne alaka, onu da merak ediyorum. İşte alakayı hani... Parçaların var. Bak, bakayım. Göremiyorum biliyorsun. Altı diyorum. Çok teşekkürler. Evet, retro parçalar var üzerinde fakat sen hafta arası da buraya böyle gelirsin. Ben gala gecesinin konseptine uygun bir retroluk göremedim. Yetersiz. Biz hafta final geceleri burada bir şov yapılıyor. Bir bak arkaya. Bak. Ama yani. Kostüme vintage'e kaçar mıyım diye o kadar çok korktum ki en son gerçekten hani bu halde gelebildim. O yüzden pırıltı katayım dedim. Finalin çok önemli olduğunu biliyorum. Gerçekten hani elimden bu gelebildi kafamın karışıklığıyla. Yani, ama eteğim dönünce böyle hareket falan ediyor. İşte eteğin dönüncesi yok, şapkanın retrosu yok, gözlüğünün bilmem nesi. Nur, senin moralini bozayım sana 6 vereyim dedi. Ben 5 veriyorum. Öldürmeyen çünkü Kemal Bey yine öldürmüyor. Teşekkür yetersiz ederim. Yetersiz buldum. Ben teşekkür ederim. Özlem hoş geldin. Hoş buldum. Şimdi üzerindeki çok retro değil. Sade, çok sade buldum seni. Retro demek dezenli kumaşları karışması. Karışması çorbası aslında. Böyle üstüne dezenli atmak, renkleri, tülleri, şapkalar, gözlükleri, topuk ayakkabı, kalın topuk ayakkabıları, yani biraz hippie, biraz eski, biraz vintage, yani bunları karışması retro demek ki. Üzerindeki çok fazla retro göremiyorum. Eğer o etek mesela çiçekli desen olursaydı, ceket çizgili olursaydı, ne bileyim, büstiyer kırmızı olursaydı, o zaman bir retroluk, bir karma karmaşık bir şey de görebilirdim. Bir vintage çanta evet elinde alabilirdin ama tekrar zayıf duruyor. Retro yapan tarzını parça göremiyorum üzerinde. Benim için hiç retro yani değilsin. Yanlış geldin. Ha, gözlük retro. Retro sadece o şu anda üzerinde ve ben sana bugün maalesef çok teşekkürler. Başarılı olamadım retro. Arkadaşlarım zaten Özden gereken şeyleri sana anlattılar. Anladım. Ben de hadi o kadar girmeyeyim de en azından içinde o şıkır şıkır yerine desenli şu bu değişik bir kumaştan olsaydı giyeceğin. Hadi diyecektim. Yani bu ayak, bu çizmeler falan, etek güzel. Bir de hep söylüyorum ya, size yakışanı. Sen bu saçını bir artaya, bak boynun gene yok olmuş. Hep onu söylüyorum. Evet, aç boynunu. Şapkayı bir tık daha yukarı kaldır bakayım. Şapkayı bir tık daha yukarı kaldır. Ya arama motorunun kurbanı oldu. Oluyor. Kaldır. Kaldır bak bak bak, uzuyor boynun. Boynun uzuyor birazcık. İndirdi gene indirdi. Neyse bak, boynunu uzatmaya çalışacaksın. Peki. Ben de sana retro diyemiyorum. Retro benim anlayışıma göre başka bir şey. 6. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ediyoruz jüri üyelerimize. Senin yerini alıyorum Özdancığım. Sevgili izleyiciler, hayatın karşımıza ne çıkaracağı, bizi neyle, kimle, nasıl, nerede sınayacağını bilemiyoruz elbette. Zor günler geçiriyor, geçirdi, daha da geçirmeye devam ediyor. Aramızda bir haftayı tamamladı. Bakalım en retro haliyle nasıl bir performans sergileyecek? Nazlı Amarat podyumda.